Ne oldu sana abi? Heyecan yapma, arabayı aldık tamam. Gel. Kalkma, kurban oldum. Gel bir kafanı vurursun, yerersin gel. Gel abi. Heyecandan yere düştü. Gel. Dön. Açılış. Herkese merhaba arkadaşlar, video bakalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir heyecan, yepyeni bir video. Hızlı konuşacağım çünkü kısa videonun uzun ve kısa ve öz olmasını istiyorum. Sesli olur musunuz değerli arkadaşlar? Değerli arkadaşlar, kitap yapmayın. Her neyse arkadaşlar, biliyorsunuz sosyal medyadan beni Instagram'dan takip eden kişiler bilir. İki motorumu da sattım. AO'ya da NCS'ye de gitti. Evet, güzel motorlardı. Güzel vaktimiz geçti. Güzel anılarımız oldu. Güzel fuarlara gittik. Yani anılarla dolu bir motordu. AO'ya özellikle benim için. Çünkü onunla daha fazla vakit geçirdim. Tek tekeri hediye anlamasıydı. O suyda bu suyda elimizden geleni yaptık. Modifiyemizi, emeğimizi ortaya koyduk. Ben güzel olduğunu düşünüyorum motorunda. Ama bizim artık çıtayı bir tık yükseltmemiz gerektiğini düşündüm. Araba videolarını daha çok sardığını söylediniz. Ve ben de isteyen inanmayın, bir borcun altına girip 2 ay kala askerliğime bir araba aldım. Şu anda arabayı size göstereceğim. Yani dört tarafından göreceğiz. Bakacağız arabaya. Araba Tofaş. Benim bütçem bu ne etti? Arabamın iyi olduğunu iddia etmiyorum. Sadece bana göre kondisyonlu, güzel ve ufak tefek az işleri olan araba. Tabii var. Yani yapılı araba da alabilirdim. Ama özellikle kordonla vesairesine, olsuna busuna dikkat etmeye çalıştım. Bakalım bize nasıl bir macera bekliyor, nasıl bir Tofaş maceramız olur, yapabilecek miyiz? Yani elinde sonunda bu araba basılacak ama ne zaman basılacak? İlk önce bir kondisyonu toplamamız lazım, döşemelerinden değişmesi lazım. Şimdi onları da size canlı göstereceğim. Yaşım 20, tanımayan varsa kendim bir şeyler yaparak uğraşmaya çalışıyorum. Herhangi bir destek almıyorum arkadaşlar. Hani arabana ya da herhangi bir bana bu arabayı yapmamda herhangi bir sponsorluk gelen ya da işte aileden gelen bir para vesaire düşünmeyin. Kendim ne kazanıyorsam, taşıdığım neyse onu yatırıyorum. Motorda da aynı şekildeydi, arabada da. Ehliyetim kaptırdığımı bilenler biliyor ama almak için uğraşıyorum, yazıldım ettim. Kısa zamanda ehliyetim alacak ama bakalım. Şimdi arabayı göstermeni rica ediyorum senden Doğukan. Araba geçince bekle. Babacım, mal bu. 35 BF 496. Hani hayırlı olsun arkadaşlar. Cidden benim içime çok sinerek aldım. Ayrıca de Doğukan arabayı gösterirken ben de size başıma gelen olaylardan bahsedeceğim. Yaklaşık bir aydır arabayı almak için değil, araba bulmak için araştırıyorum. 2,5 bin lira param gitti, ister inanmayın. Arabayı alacağız, gidiyoruz noteriye, bir şey oluyor, arabada sorun çünkü araba yolda bozulda kaldı. Bir kere gittik, arabanın kordonu vesaire her şey çok güzel. Abi dedim, kaputu açar mısın? Aşağımda neyine bakacaksın kardeşim dedi. Abi dedim, motoruna bakacağım, bir sonuçta motoru yok dedi. Böyle bir dalga geçer gibi bir olaylar oldu. Buralara yolda giderken otobüste bindik, gittik, ettik. Bu videolardan koyabildiğimi koyacağım. Başkan bana bu konuda çok yardımcı oldu, araba bakmak, bulma konusunda. Gel şöyle aynı zamanda dönelim arabayı da, görsün herkes. Başkana Allah razı olsun diyorum. Cidden beni çok uğraştı, etti. Araba bulmamda, etmemde. Emin olun, şu an düzgün araba istiyorsanız, değişen boya demiyorum size, düzgün araba istiyorsanız ve Tofaş'sa 60 milyardan aşağı alabileceğiniz düzgün araba yok arkadaşlar. Buna emin olun. Düzgününden kastım alt takım, lastik, vize, döşemeleri, kaporta boya, diferansiyel. Bunlar, ben bu zamana kadar araba bakmayı bilmiyormuşum. Ben dışarıdan gördüm, bir güzel, hadi alalım kafasındaydım. Bana bunu abi olarak Hüseyin abi öğretti. Hani ona bakaraktan aldık. Çünkü bu arabaların yaşı büyük olduğu için, 92, araba 92 model bu arada. 89'a da baktık, 96'sına da baktık. Çürük olayı çok fazla arkadaşlar, ister istemez. Şöyle bu tarafı da göster. Arabamda kaporta ihtiyacı var ama yaptırmayacağım çünkü param yok. Örnek veriyorum, böyle bir gamzelerimiz var buraya, birkaç tane. Boya hatalarımız var, tavanımız orijinal. Herhangi bir boya, işte işlem, hiçbir şey yok. Arabayı eksperek soktuğum söylenemez ama arabayı çok detaylı inceledik. Yani bir elden değil, birkaç elden inceledik. Başka? Okan'cım kaputu aç abicim. İçini de göstereceğim. Bekle, en son içine gelelim. Okan bir kaputu açsın. Gel öne sen. Dodo. Arabanın kondisyonu, motoru, yürüyeni çok güzel. Tabi 92 model olmasına rağmen sesler var içinde tabi. Yani ben daha önce böyle bir arabaya binmediğim için sesler var diyorum. Arabayı aldığımdan bu yana 2 saat geçti, beni göster. 2 saat geçti, arabaya ne bir su tuttum ne bir tane tornavida koydum. Sadece cebimdeki malzemeler vardı. Bir de bagajımızda cihaz için aldık diğer depodan. İşte çoğu şeyin aküsü, radyatörü, osu busu boyanmış, en azından temizli, bakımlı bir araba. Kornası mornası var.
İşte normal araba yani, ne bekliyorsunuz ki? Güzel bir araba. Heh, ön tarafta bu tarafımızda işlemimiz var. Sadece kuyruğumuzda. Alt tarafta podyede vesairede ya da ön direklerde herhangi bir işlem yok. O taraf full orijinal. Buraya kapatalım. Ne geliyor öyle, ne geliyor öyle, yakalama taraklar. Hastalık, dert edişim. Arabanın taban döşemesi, tabandan kastım ayaklarımızı bastığımız yerler. %100 değişmesi gerekiyor. Tabi bunlar zaman olacak. Bu kapıyı gel bu taraftan böyle açı açı göstereyim kanka. %100 değişmesi gerekiyor. Koltukları güzel. Ama tabanda görmüş olduğunuz gibi artık yıpranmadan ondan bundan dolayı böyle bir durumu var. Göğsümüzün bu tarafı güzel. Sol tarafı çatlaklı. Şu anda sıfır bir göğüs isterseniz eğer almak isteyen. 2 milyarda 2,5 milyardan aşağı yok. Ama kapıların kondisyonu güzel. Ünaltıran. Bak izle kardeşim. Koltuklarımız güzel. Bu döşemelerimizde yırtıklarımız mevcut. Bunlar olabilir. Sıfır araba almıyoruz. Bagajımız açık mıydı falan? Bagajımız, tüpümüz böyle. Cihazımızı vesairemizi koyduk şimdi. Yani bağlayacağız edeceğiz. Bagaj yani. Tüp, şey benzin, tüp. Bev. Şahin. Ondan sonra bu kapıyı gösterelim. Bu kapımız böyle. Hani hiç daha arabanın içini süpürmedik bile arkadaşlar. Sadece kondisyonu güzel. Daha sonra yine şoför tarafını gösterdik. Tamam, sıkıntımız yok. Görmüş olduğunuz gibi şoför koltuğumuzda şurada bir yırtığımız var. Sigara yanıyor. Artık hangi sahibi ya da 359. sahibi mi 352. sahibi mi bilmiyorum ama kilometre zaten Tofaş'ta bakmayın. Bakamazsınız. Çünkü kaç bin devirdiğini bilemiyoruz. Hayırlı olsun. Yavaş yavaş yapacağımı söylemek istiyorum. Elimden geldiğince led bağlarken vesaire yaparken her şeyin videosunu çekeceğim. Karşıdan çekersen daha çok seviyorum. Güzel bir macera olacak eminim. Umarım siz de beğenirsiniz. Arabayı da beğenmişsinizdir. Yani söyleyeceğim şeyler de kısıtlı. Ne diyeyim yani, mal bu. Olacak. Ben 2 ay sonra askere gideceğim. Fazla borcun altına giremem. Ama elimden geldiğince arabayı toplayacağım. Şu anda basma bilgi gibi bir niyetim yok. Onu söyleyeyim. Şu an orijinallikten yana örnek veriyorum işte. Aynalar soluk, onu değiştireceğiz. Panjurumuz yamuk, takarken yamuk takmışlar. Panjurunu düzelteceğiz. Ondan sonra American Park dahi yok arabada. American Park'ını yapacağız. Ne olur plaka şeyliğini değiştireceğiz. Ondan sonra jant kapakları, bak bu mesela bu tarafın kırık. Benim sigaram nerede? Bu tarafın kırık. 4 jant lastik, jant lastik belki alırım. Veya kapak takar geçerim. Yapmak var mı? Var mı ya? Oradan verin bak yumuşak. Yumuşak mı değil mi? Neredeyse. Anteni var arabanın. Güzel anten. Tamam orijinal. Depo kapağı. Merkezi kilit var. Çok güzel bir özellik benim, bana göre. Merkezi kilit olmasa tek tek açıyorum böyle de ediyorum. Bir ön camlar otomatik olaydı. En kötü ben ekipten annem yapacağız onu bir şekilde. Kaç dakika oldu? 10 dakika. Tamam. Şu an 9. dakikadayız. Her neyse. Bakalım yeni bir serüven sizi bekliyor. Sadece bir açılıştı. Arabayla şimdi aşağı giderken de biraz çekeriz. Ondan sonra da kapanışı yapacağız. Arabanın partları gelecek. Sadece bu arabayı göstermekle amacım. Sosyal medyadan beni takip edin. Başka bir şey istemiyorum. Sosyal medyadan kastım da Instagram arkadaşlar. Binelim arabaya. Araç bin. 05'e çekebilirsin. Vitesimiz çok güzel arkadaşlar. Çek vitesi. Gidiyoruz. Yani araç bu arkadaşlar. Bakalım nasıl bir serüven bizi bekliyor. Nasıl bir şey olacak. Göğüslüğü halletmem lazım. Tabanı bu tabanla değişse ya da temizlense güzel olur. Yapacağız yavaş yavaş, ince ince her şey olacak. Askere gitmeden önce satacağımı düşünmüyorum ama belki de satarım. Belli olmaz bana. Ama büyük ihtimalle satmam. En kötü ben askere gidene kadar kalır böyle. Teybimizi değiştireceğiz. Teybimiz yok gibi bir şey. Kendi teybimi takacağım. Arabayı kaça aldığımı soracaksınız. Söylemiyorum. Kaça aldım.
Ama emin olun yaklaşık bir ay içerisinde, yalan söylemiyorum, 25 tane arabaya rahat baktım arkadaşlar. 25 araba. Öyle demeyin. Örnek veriyorum, oturduğumuz yerden 1 saat uzaklığa da gittik. Yarım saat uzaklığa da gittik. Bu sürede hep yanında başkan vardı. Emre vardı. Çenge. O da videolardan görürsünüz. Onlar da Tofaş Alsat veya Tofaş piyasasındalar. Daha sonra başka ne söyleyebilirim? Çoğu piyasada gördüğünüz modifiyeli arabaların emin olun kapı kollarına kadar, şase kollarına kadar çürük veya podyaları şey. Aracı kimsenin aracını kötülemiyorum ama bunlar var, olabiliyor. Çünkü eski kasa araba. Benim arabamda da olabilir. Şimdi yok ama ilerleyen zamanda da başlayabilir. O yüzden dış görünüş aslında pek de önemli değil arabada. Alt takım ve şase kolları vesaire daha önemli. Egzoz ve egzoz yapacağız arabaya. Evet. Tanıyabilir. Bakalım nasip. Folkart manzaramızı da çekersen. İzmir Bayrak'ta oturuyorum, bilmeyenler varsa Instagram'dan beni takip edin. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Araba videoları gelsin istiyorsanız, kanala güzel bir destek istiyorum sizlerden. Başka bir şey istemiyorum. Sizi seviyorum.